Son dakika gelişmesi var. Adres İsrail. İsrail ile Lübnan arasında, Hizbullah arasında yükselen tansiyonun ardından Hizbullah'ın ateşlemiş olduğu roketler İsrail'in kuzeyinde çok geniş bir alanda orman yangınlarına neden oldu. İşte o görüntüleri ekranlara getireyim. İsrail'in kuzeyinde Geniş bir alanda orman yangınları çıktı. İsrail yangınları kontrol altına alınamıyor. Pek çok yerleşim yerine ulaşmış durumda. Ülkede alarm düzeyi kırmızıya dönmüş durumda. Yangına ilişkin görüntüler ekranlara getireyim. Günlerdir zaten İsrail ile Hizbullah arasında tansiyon çok yüksekti. Hizbullah tarafından atılan roketler İsrail'de Ormanlık alanlarda yangına neden oldu ki bu yangın çok geniş bir alanda henüz İsrail tarafından yangınlar kontrol altına alınabilmiş değil. İsrail'in bölgede bulunan ülkelerden de yangının söndürülmesi konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bulunan askeri birliklerinden de yardım isteyeceğine ilişkin Haberler geliyor son dakika olarak. Belirtelim itfaiye ekipleri var ancak müdahale sonsuz kalıyor. Yerleşim yerlerine ulaşmak üzere yangın çok geniş bir alanda yayılıyor. Özellikle İsrail'in kuzeyinde gerçekleşen bir coğrafyadaki yangından bahsediyoruz. Geniş bir alan Hizbullah tarafından ateşlenen roketlerle birlikte yangın İsrail'in tüm müdahalesine rağmen kontrol altına alınamıyor ki bu saldırılar nedeniyle İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir e, az önce yapmış olduğu açıklamada Lübnan'a bu gece bir operasyon başlatılması çağrısında da bulundu. Tablo bu. Alevler geceye aydınlatıyor, çok geniş bir alanda yayılıyor. Yerleşim yerleri tehdit altında. Daha da önemlisi İsrail bu yangınlara müdahale edemiyor. Alevler içerisinde henüz yangınlar da kontrol altına alınamamış durumda. İsrail'den gelen çok çok çarpıcı, çok sıcak bir gelişme. E, gece, İsrail alevler geceye aydınlatmış durumda. E, o görüntüler yine gecenin sıcak gelişmesi olarak karşımıza geliyor.